Bültenimize başlayalım. İlk haberimizi veriyoruz. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven'e örgüt propagandası iddiasıyla yargılandığı davada 11 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ben bir yere kaçmış olsaydım bin kere kaçardım ve sizin ruhunuz bilmezdi. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven hakkında 4 ayrı konuşmada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görüldü. Güven, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis'le katılarak savunma yaptı. Mahkeme Güven'e 3 ayrı konuşmasından dolayı 11 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mesela Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti var. Güven savunmasında Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlattı. Onlar söyleyince bir şey olmuyor, ben söyleyince terörist olmuş oluyorum. Daha önce söyledim, Kürdistan bir coğrafyadır dedi. Güven ayrıca yakın bir dönemde kendilerini yargılayan bir hakimin Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alındığını da hatırlattı. Güven'in avukatı Serdar Çelebi ise mütalaanın kopyala yapıştır şeklinde hazırlandığını belirtti. Mütalaanın bir kısmında örgüt mensuplarını ve eylemlerini övmenin propaganda suçu oluşturacağı ifade ediliyor. Çelebi'ye göre bu değerlendirme Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık oluşturmakta. Sonrasında söz alan Güven, Kürtçe yaptığı savunmasında bilirkişinin hata yaptığını kaydetti. Duruşmaya verilen kısa aradan sonra mahkeme Güven'e 15 Temmuz 2019'la 25 Kasım 2019'daki konuşmaları gerekçesiyle 3'er yıl hapis cezası verdi. Yine 2015 ve 2019 yılları arasında yaptığı konuşmaları gerekçe göstererek arttırıma gitti, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.